Herkese merhaba. Tekrar bir sektörün nabzı forumunda daha birlikteyiz. Öncelikle ekranları başında PureSoft TV'nin sosyal medya hesaplarında bizleri izleyen ve bundan sonraki programlarımızda bizleri izleyecek olanlara baştan sağlıklı günler diliyoruz. Selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Evet, burası bir tematik kanal. Turizm sektörüne yönelik, meslektaşlarımıza yönelik, turizmin paydaşlarına yönelik yayınlar yapan bir kanal. Biz de bu doğrultuda hem sektörümüzden hem sektörümüz paydaşlarından hem de sektörümüzle bir şekilde bağlantısı olan konuklarımızla turizm sektörünü konuşmaya devam ediyoruz. Evet, 26. programdayız. Bir kez daha iyi günler, sağlıklı günler, sağlıklı haftalar diliyorum ekran başında bizleri izleyenlere. Yine bundan önce olduğu gibi bugün de birbirinden değerli konuklarımızı konuk ediyoruz, ağırlıyoruz. Bir saat boyunca sizden gelen sorularla birlikte bizler de sektörü konuşmaya devam edeceğiz. Evet, konuklarımız Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölüm Başkan Vekili Profesör Doktor Ahu Tuğba Karabulut. Tuğba Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizlerle burada olmak çok güzel. Beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli Ali Bey. Volkan Bey, siz de hoş geldiniz. Nermin Hanım, sizler de hoş geldiniz. Ben İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü Bölüm Başkan Vekiliyim. Özellikle alanım stratejik yönetim, girişimcilik, uluslararası işletme yönetimi. Buradan da inşallah yeni dönemde üniversite seçimi yapacak olan öğrencilerimizin hepsini beklediğimizi belirtmek isterim. Peki, çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle işletmelerdeki yönetim sürecini, stratejik geliştirme ve uygulama yöntemlerini zamanımız yettiğince konuşmaya devam edeceğiz hocam. Sizlerin tecrübelerinden, bilgilerinizden yararlanmaya çalışacağız. Gerek bizler, gerekse ekranın başındaki izleyicilerimizle birlikte. Evet, diğer konuğumuz kendi markasıyla pazarlama ve yönetim danışmanlığı yapan NEİ Global Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Yurtoğlu. Nermin Hanım sizler de hoş geldiniz. Ali Bey, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Ahu Hocam, Volkan Bey, sizler de hoş geldiniz. Bu vesileyle bizi izleyen herkese sağlıklı günler diliyorum ben de. Çok güzel bir yayın olur inşallah. Sizlerle bu vesileyle de olsa tanışmak çok güzel. Bahsetmiş olduğunuz gibi, evet, kendi firmam NY&Co ile 10 yılı aşkın bir süredir turizm sektörü, özellikle lüks segmentte tüm turizm işletmelerine pazarlama, strateji ve markalaşma konularına danışmanlık veriyorum. Pek çok markanın dünyada da pek çok bilinen uluslararası markaların da Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. Güzel bir yayın olsun diliyorum. Güzel nabzını tutalım sektörün hep beraber inşallah. Çok teşekkür ederim. Sizlerle de COVID-19 sürecindeki turizm sektörüne sezonu değerlendireceğiz. Tabii ki bunları biraz pazarlama ve yönetim anlamında değerlendireceğiz. Tabii ki önümüzdeki 2021 yılı ve daha sonraki süreçte seyahat ve konaklama sektörünü neler beklediği konusunda da yine konuşmaya devam edeceğiz. Yine biz ev sahibi sayılırız. Bizim 35-36 BTK'mızdan birisi olan Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanımız Hasan Volkan Kantarcı. Volkan Başkan, iyi günler. Nasıl Karadeniz'de, Trabzon'da havalar? Vallahi havalar gayet güzel. Kuraklık devam ediyor. Artık Karadeniz eski Karadeniz değil. Sizlerle, Ahu Hocamla, Nermin Hanım'la bir arada olmak benim için de onur verici. Bütün izleyen misafirlerimize sağlıklı günler diliyoruz. Aynı zamanda pazarlama ve yönetim konuları da özellikle Doğu Karadeniz bölgesi bizim bölgemiz için çok önem arz ediyor. Onun için siz bu hususla ilgili davetinizi yapar yapmaz hemen biz de olalım, katılalım dedik. İyi yayınlar dilerim. Peki, teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldin. Seninle de bugün yine 2020 yılında Doğu Karadeniz bölgesinin turizm potansiyellerini daha farklı nasıl bir marka haline getirip satışını yapabiliriz, pazarlayabiliriz. Bu gibi konuları konuklarımızdan da bilgiler alarak, öneriler alarak değerlendirmeye çalışacağız. Evet, ben sözü çok fazla daha uzatmadan şimdi Tuğba hocamla söze başlamak istiyorum. Tuğba hocam, yeni bir dünya düzeni oluşuyor aslında fark edilmeden. Gerek işletmelerde gerekse insan hayatında. Ama tabii ki ekonomi deyince işletmeler akla geliyor, yatırımlar akla geliyor. Zaman zaman dünya üzerinde yeni dönüm süreçleri oluşmuş.
Bu sürecin de bahanesi COVID-19 oldu, pandemi süreci oldu. Tabii ki bundan sonra işletmeler hem yönetim şekillerine hem yeniden finans yapılarına, yatırım şekillerine daha farklı yaklaşacaklardır. Daha farklı bir yöntemle yanaşacaklardır diye ben şahsen böyle düşünüyorum. Bu konuda sizler ne dersiniz? İşletmelerdeki yönetim süreçleri bundan sonra değişir mi? Stratejileri değişir mi? Şimdi siz dinliyoruz. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Ben burada biraz stratejik yönetim sürecinden bahsetmek istiyorum. Stratejik ne demek kelime itibariyle? İşletmenin bütününü ilgilendiren, üst yönetim belirlenen uzun dönemli yönetim. Covid süreci bize ne gösterdi? İşletmeler uzun dönem bakış açısına sahip olmalılar. Burada da ilk adımı olarak stratejik yönetim sürecinin karşımıza SWOT analizi çıkıyor. Veya GZFT analizi diyoruz biz buna. Ne demek bu? İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve karşılaşacağı fırsatları ve tehditleri değerlendirmek anlamına geliyor. Şimdi güçlü ve zayıf yönlerimizi değerlendirirken burada karşımıza iç faktörlerimiz çıkıyor. İşletmeler neyin farkında olmalılar? Neye hakim olmalılar? Yöneticilerimiz neye hakim olmalılar? Bir kere finansal kaynaklarına, fiziksel kaynaklarına, insan kaynaklarına, kurum kültürüne, organizasyon yapısına, bunun dışında liderlik uygulamalarıyla çalışanın motivasyonuna odaklanmalılar. Eğer bunları mümkün olduğu kadar iyi şekilde gerçekleştirebiliyorlarsa bu onların güçlü yönleri olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Güçlü yönü fazla olan bir işletme işte muhtelif krizlerle karşı karşıya kaldığı zaman, çevredeki tehditlerle karşı karşıya kaldığı zaman, Covid olabilir, bu başka bir ekonomik kriz olabilir veya bir fırsat olabilir belki. Ne yapabiliyor? Bunlara karşı hazır olabiliyor ve ne yapabiliyor? Bunları değerlendirebiliyor. Yani bunlardan kendini koruyor veya fırsatsa bunları değerlendirebiliyor en iyi şekilde. O zaman karşımıza bu fırsatlar ve tehditler dediğimiz zaman iki tane çevre koşulu geliyor. Bunlar da yakın ve genel çevre koşulları. Yakın çevremizde kimler var? İşte müşterilerimiz var, tedarikçilerimiz var, işte satış noktalarımız var. Bunlar farklı sektörler için farklı isimler olabilirler. Bayi ağ olabilir veya işte aklınıza gelebilecek değişik satış noktalarımız olabilir. Bunun dışında kamu kuruluşları var, ilişki kurduğumuz belediyeler var. İşte muhtelif finansal kuruluşlar var, rakipler var ve toplumun geneli var diyebiliriz. Bunlar bizim için ne yaratıyorlar? Fırsat veya tehdit yaratıyorlar, değil mi? İşte müşterilerin diyelim ki ürünlerimize bağlılığı, hizmetlerimize bağlılığı fazla olduğu zaman bizim için bir fırsattır. Ama işte öte taraftan rakibin bir hamlesi bizim için doğru bir hamlesi tabii ki, bizim için bir tehdit olabilir. Biri de genel çevre koşullarıyla karşı karşıyayız. Genel çevre koşulları neler? Ekonomik koşullar, siyasi koşullar, hukuki, dini, ahlaki, teknolojik koşullar, doğal koşullar. Bunlar ne yapıyor bize? Bunlar ne yapıyor? Bunlar da gene aynı şekilde bizim için fırsat veya tehdit oluşturuyor. İşte Covid mesela değil mi? Çevresel bir faktör olarak ne geldi? Karşımıza çıktı. Bu bizim için ne oluşturdu? Bir tehdit oluşturdu. Çoğu işletmemiz için. Ama bazı sektörlerdeki bazı işletmeler için baktığımız zaman bunu ne yapabildiler? Bu tehdit bir fırsata çevirebildiler. Nasıl yapabildiler bunu? İşte kendi güçlü yönlerini farkında olarak, bunları artırmaya çalışarak bu süreçte ne yaptılar? Bunu ne yaptılar? Bir fırsata dönüştürdüler. Bunu bir fırsata dönüştürdüler. Bağlantımızda bilmiyorum zayıflık mı var, bende sanki kesildi gibi göründü ama yani güçlü yönü fazla olan bir işletme ne yapabilir? Karşılaştığı fırsatları daha iyi değerlendirebilir. Karşılaşmış olduğu tehditlerle tehditlere karşı koyabilir. Şimdi bunu yapabildikten sonra ikinci adım olarak karşımıza strateji oluşturma planlama süreci geliyor. Burada neyimizi çok iyi belirlemeliyiz? Misyonumuzu ve vizyonumuzu belirlemeliyiz. Vizyon ne demek? Vizyon bizim uzun dönemde ulaşmak istediğimiz nokta. Ne kadar uzun dönemde? En az 10 yıl ve yukarısı. Misyon ne? Misyon bizim işletmemizin temel varlık nedeni. Niye var bizim işletmemiz? Niye kurulmuş? Burada sadece finansal kazanç elde etmek amacıyla kurulduğumuzu düşünmememiz gerekir veya bunu vurgulamamamız gerekir. Burada bütün paydaşlara katkımızı belirtmemiz gerekir. Paydaşlarımız kimler? İç paydaşlar, çalışanlar ve ortakların bir kısmı olabilir, değil mi? Dış paydaşlar gene ortakların diğer kısmı olabilir. Yani diyelim ki halka arz edilmişsek eğer işletme olarak bir kısmında dışarıda olduğunu düşünebiliriz yatırımcıların. Onun dışında dış paydaşlarımız demin yakın çevremize saymış olduğumuz unsurlar aslında. Kimler bunlar? İşte müşteriler, tedarikçiler, satış noktaları, hatta rakipler, kamu kuruluşları, belediyeler, işte aklımıza gelebilecek finansal kuruluşlar ve toplumun geneli. O zaman işte ne yapması lazım bir işletmenin? Kendini iyi tanıtması lazım ve kendi başına sadece başarılı olması mümkün olmadığı için bu iç ve dış paydaşların katkısını sağlayabilmek için misyon bildirgesinde ne yapmalı? Bunlara katkılarını, yani iç ve dış paydaşlara katkılarını da belirtmeli. Onların değer sunduğunu ne yapmalı?
anlatmalı ki onların desteğini kazanabilsin ve uzun dönemde hep beraber başarılı olsunlar. Daha sonra karşımıza ne geliyor? Amaçlarımız geliyor. İşte bu misyonumuza, vizyonumuza, tabii ki başta yapmış olduğumuz işte güçlü zayıf yönlerimizin değerlendirilmesine bağlı olarak amaçlarımızı belirlememiz lazım sonrasında. Amaçlarımız ne olabilir? İşte tabii zaman zaman bu baştaki öndeki süreçler değiştiği zaman bunlar da değişebilirler. Ama burada da bir esnekliğimiz olması gerekiyor. İşte bir krizle karşı karşıya kaldığımız zaman hemen amaçlarımızı güncelleyebilmeliyiz, değil mi? Yenileyebilmeliyiz. Amaçlarımız, işletmelerin temelde kaç amacı var? 3 amacı var. Bunlar birincisi finansal kazanç elde etmek, değil mi? Kâra geçmek. İkincisi sosyal sorumluluklarını yerine getirmek. Üçüncüsü de tabii ki işte varlığını devam ettirmek. O zaman bir kere bu amaçlar, ama onun ötesinde işte mesela yurt dışı pazarlara yayılmak olabilir, değil mi? Yeni müşteriler edinmek olabilir. Belki yeni sektörlere girmek olabilir. Yeni ürünler, hizmetler sunmak olabilir. Bunun gibi amaçlarını da belirlemesi lazım işletmenin. Bunları ne kadar yazılı yaparsa bunların gerçekleştirme şansı o kadar uzun olur. Yazılı olması, zaman periyodunun belirgin olması ve sayısal olarak ifade edilmesi amaçların gerçekleşme ihtimalini artırır ve çalışanların bunu anlamasına ve kendilerine bunları uyarlamasına daha alt kırılımlarını yapmalarını kolaylaştırır. Yani işletmenin diyelim ki belirli bir miktar satış hedefi varsa, siz bunu da yılın başında eğer belirtiyorsanız, orada her bir çalışan ne yapacaktır? Burada toplam kaç kişi ise satış ekibinde, onu kendine bölerek, değil mi, bireysel amaçlarını belirleyebilecektir. Sonrasında stratejiler karşımıza çıkıyor. Stratejiler dediğimiz zaman da temelde 3 kategoriye ayırıyoruz stratejileri, kurumsal stratejileri. Büyüme stratejileri, durgun büyüme stratejileri, küçülme stratejileri. Tabii bunların kendi alt ayrımları da var, ama işte mesela COVID sürecinde gene bahsettiğimiz üzere bazı işletmeler ne yaptılar? Büyüme süreçlerine devam edebildiler. Deminki bahsetmiş olduğumuz işte SWOT analizini, GZFT analizini düzgün yapan, buna göre misyonunu, vizyonunu, amaçlarını uyarlayabilen şirketler ne yaptılar? Büyüme stratejilerine devam ettiler. Büyüme stratejileri de kendi içinde iç büyüme dediğimiz bir alt ayrıma sahip olabilir. Yani işletmenin kendi başına büyümesi, kendi imkanlarıyla büyümesi. Bir de dış büyüme dediğimiz stratejik işbirlikleriyle büyümesi. Birleşmeler, satın almalar veya diğer stratejik ortak yatırımlar mesela, bunlarla büyümesi anlamında geliyor. Tek başımıza değil, bunlarla da, yani diğer işletmelerin katkısıyla da ne yapabiliriz? Büyüyebiliriz. İşte burada ama büyüyebilmemiz için neye ihtiyaç var? Birincisi kendi kaynaklarımızın buna uygun olması, fazla olması, artı çevresel koşulların buna uygun olması gerekiyor. Pazarın da büyüyebiliyor olması gerekiyor ki, değil mi, biz büyüme stratejisini uygulayabilelim. Sonra durgun büyüme stratejileri var karşımıza gelen. İşte çoğu işletme belki ne yaptı? Büyüme stratejileri yerine durgun büyüme stratejilerine doğru kaydı bu COVID sürecinde. Yani mevcut durumunu korumaya çalıştı. Değil mi? Burada da gene işte eğer pazar istediğimiz kadar hızlı büyümüyorsa ve biz kaynaklarımız yeteri kadar fazla değilse ne yapıyoruz? Mevcut durumumuzu koruyoruz. Personel sayısıyla, işte aklınıza gelebilecek satış noktaları sayısıyla ve diğer kaynaklarla mevcut durumumuzu koruyup en azından bir miktar ne yapmaya çalışıyoruz? Bu sürecin geçmesini bekleyebiliyoruz. Veya karşımıza küçülme stratejileri geliyor. Tabii bazı şirketlerde bunu uygulamak zorunda kalıyorlar. Bu istenen bir şey değil. Tabii zaten birçok hani kamu kuruluş da bunu istemiyor. Yani hükümet de bunu istemiyor. Ama sonuç itibariyle işte burada personel çıkarma gibi bir takım alternatifler ne yapıyor? Küçülme stratejilerine gündeme geliyor. Kârsız birimlerin kapatılması, işte oradaki ya bütünsel olarak satılması, elden çıkartılması, işletmenin bütününün veya işte ne diyelim belirli bir kısmının bütünsel olarak veya parça olarak, değil mi, satılması veya buradaki varlıkların elden çıkartılması, yani makina, teçhizat, işte aklınıza gelebilecek teknolojik altyapı, bina gibi bunların elden çıkarılması, işte personelin çıkartılması gibi çözümler geliyor. İnşallah hiçbir işletmemiz böyle bir küçülme stratejisiyle karşı karşıya kalmaz diyoruz. İşte bununla karşı karşıya kalmamak için gene nereye gidiyoruz? Hep baş tarafa geri dönüyoruz. Kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini bilen ve bunu artırmaya çalışabilen, çevresel krizleri ve diğer çevredeki bütün değişiklikleri takip edebilen, fırsatları ve tehditleri görebilen, kendini buna hazırlayabilen işletmeler aslında ne yapabiliyorlar? Büyüme stratejisiyle yollarına devam edebiliyorlar. Yani bu süreçteki her bir adım birbirine bağlı, linkli. Öyle olduğu için biz bir öncekini en iyi şekilde yapmalıyız ki bir sonrakinde ne yapabilirim? En iyi uygulamayı gerçekleştirebilirim. Daha sonrasında strateji uygulama süreci karşımıza çıkıyor. Gene belirlemiş olduğumuz stratejiye göre örgüt yapımızı belirlememiz lazım. Büyüyen işletmelerin örgüt yapısı da gelişiyor. Personel sayısı artıyor, değil mi? Küçülen işletmeler için tam tersi. Öte taraftan kurum kültürümüzü bu yönde geliştirmemiz gerekiyor. Kurum kültürü dediğimiz çalışanlarımızın ortak inançları, değerleri, düşünceleri, yaklaşım tarzları. Aslında bu yapıyor. Kurum kültürü açısından olumlu rol oynuyor. Çünkü çalışanlar birbirlerine daha çok kenetleniyorlar. İşletmeye daha çok bağlı oluyorlar. Tabii işletmenin de bilinçli davranmasıyla bu gerçekleşiyor. Öyle olacağı için kurum kültürlerini güçlendirmeliler.
Öte taraftan örgüt yapılarını dediğimiz gibi çeşitlendirmeliler uygulayacakları stratejiye göre ve liderlik uygulamalarıyla çalışanın motivasyonuna önem vermeliler. Özellikle bu dönemler zor dönemler, çalışanın moralinin kolay bozulabileceği dönemler. Onun için üst düzey yöneticilerin her zaman daha güçlü olması, her zaman pozitif olması, her zaman ne diyelim bu zorlukların altından kalkılabileceğini çalışanlarına hissettirmesi gerekiyor ki, değil mi? Çalışanlar da motivasyonlarını kaybetmesinler, güler yüzlerini kaybetmesinler ve ne yapsınlar? Canla başla çalışmaya devam etsinler. Son aşamamızda da kontrol süreci karşımıza çıkıyor. Kontrol sürecine de daha önce yapmış olduğumuz adımları başarıyla gerçekleştirdik mi, gerçekleştirmedik mi belirli periyotlarda kontrol ediyoruz. Yıllık kontrol en sonra tabii ki ama düzenli kontrollerle, günlük, haftalık, aylık kontrollerle ne derecede ben amaçlarımı gerçekleştirebildim, stratejilerimi uygulayabildim, bunun değerlendirmesini yapmam gerekiyor. Ha bundan sonrasında ne olacak? Tabii Covid sürecinin devamlılığı yönünde biz ister istemez daha büyük teknolojik değişikliklere belki açık olmak durumunda kalacağız birçok sektör. Çalışanlarımızı buna uyarlamamız gerekecek. Onların niteliklerini artırmamız gerekecek. İşte bu uzaktan kolaborasyon işbirliği platformlarını kullanmayı öğrenmemiz gerekecek. Onun ötesinde müşterilerimizle, paydaşlarımızla bu yönde ilişki geliştirmemiz gerekecek. Ama sonuç itibariyle biz iş yapmak istiyorsak herkes de iş yapmak istiyor. Onun için birbirimize destek vermeliyiz. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Ve bu süreci inşallah beraber aşmalıyız diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu süreç normal zamanlardaki normal işletme süreçleri, stratejiler ve yönetim süreçlerini çok güzel özetlediniz bize. Tabii ki şimdi bu ikinci bölümde, sizinle tekrar ikinci bölümde şunu konuşmak isterim. Bir taraftan da sorular geliyor. Şöyle sorular haklı olarak. Biliyorsunuz bu COVID süreci hayatımıza girdikten sonra işte 2020'nin yani bu yılın başında ve 2020 yılında turizm sektörünün neredeyse %100'ü işletmelerini, dükkanlarını açamadılar. Yani hiçbir şekilde milyonun üzerindeki çalışanlar işbaşı yapamadı. Ben Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği adına söyleyeyim, 12 binden fazla meslektaşımız dükkanlarının kepenklerini açamadılar. Maalesef. Dolayısıyla şöyle sorular da geliyor, bir taraftan sorular akıyor. Biz hiçbir şekilde ne kadar elimizde planımız olsa, stratejik planımız olsa, analizlerimiz olsa, bunun hiçbirisi işe yaramadı. Çünkü bu sektör çalışırken benim işlerim kötü gitti ya da ben süreci yönetemedim deme gibi kimsenin bir durumu yok şu anda. Yani kimse hiçbir şey yapamadı. Bu bölümün aslında biraz konuşmak isteriz. Şimdi Nermin Hanım'ın da bu anlamdaki katkılarını ben çok önemsiyorum. Mutlaka bu doğrultuda bir şeyler söyleyecektir bize. Özellikle turizm sektörü için birçok meslekte, birçok iş kolunda da söylenebilir ancak turizm sektörü için daha fazla söylüyor olacağız muhtemelen. Pazarlama ve dijital pazarlama ve bundan sonraki satış kanallarının nasıl olacağı yönünde. Evet, devam edeceğiz hocam sizinle. Ben şimdi Nermin Hanım'a dönmek istiyorum. Nermin Hanım, öncelikle sizden 2000 yılını, yani bu içerisinde bulunmuş olduğumuz, bitirmek üzere olduğumuz yılı COVID-19 turizm sektörü açısından nasıl etkiledi? Siz de çünkü bu pazara yönelik, bu sektöre yönelik oldukça çalışmalar yapıyorsunuz. Siz bunun etkilerini nasıl gördünüz? Buyurun lütfen. Teşekkürler Ali. Salgın öncesini konuşmak lazım. Çünkü biz dünya ekonomisine baktığımızda 2019 sonunda 2020 için çok büyük beklentilerle girmiştik yıla. Dünya 2020'yi yaklaşık %3,5 büyümeyle ekonomi anlamda büyüme bekliyordu. Fakat öyle bir şey oldu ki gerçek bir travma yaşadık ve aynı anda bütün dünyada yaşanan oldu bu. Çünkü beklentilerin tamamı dediğiniz gibi çoğunluğu maalesef gerçekleşmedi. Öyle bir travma ki 215 ülkede aslında bu pandemi, yani COVID-19 şu an sıkıntısı var. 215 ülke yaşıyor bunu. 61 milyon enfekte insan var ve 1,5 milyonda maalesef vefat gerçekleşti. Dolayısıyla böyle bir ortamda takdir edersiniz ki hiçbir beklenti gerçekleşemedi. Yani turizm sektörüne bakıldığında özellikle
2019 yılında işte 1 milyar dolar küsür turizm, 1,5 trilyon dolar turizm geliri beklenirken bunun %70'i gerçekleşemedi. Dediğiniz gibi çoğu kişi iş yerini açamadı. Dolayısıyla 2020 herkes için gerçekten büyük bir travma oldu. 2020'de bizim için stratejileri şöyle biz düzenledik aslında. Hiçbir dünyada hiç kimse bunu beklemiyordu. Hiçbir işletme, hiçbir kuruluş bunu beklemiyordu. Fakat biz özellikle ben kendim de bir danışmanlık verdiğim markalarıma veya kendi içimizde biz şunu öngördük. Yani orada bir ciddi bir pazarlama stratejimizi değiştirmek ve farklı elimizdeki şu an pazarlama dilinden tutun pazarlama strateji planlarımıza kadar hepsini yeniden ele almamız gerektiğini öngördük. Dolayısıyla çünkü bir yeni bir dünya var ve bu dünyanın artık farkına varmamız gerekiyor. Öyle bir şey ki Ali Bey, şöyle söyleniyor. Bu yaşanan bu süreçte dijital dünya o kadar farklılaşmış ki aslında önümüzdeki 5 yılda yaşanması gereken süreç 8 aylık süreçte yaşandı. Yani 8 aylık süreçte dijital anlamda bir devrim yaşadık biz. Dolayısıyla her şeyimizi yeniden buna göre programlamamız gerekiyordu ve kullandığımız dil de çok önemliydi. Çünkü çoğu kişi hastalığa yakalanma korkusu, gerçekten bırakın hani yeni pazarlama stratejileri bulurken şunu düşündük. Çoğu kişi zaten seyahat edemedi. Hepimiz evlerdeydik. Dolayısıyla dijital dünyada kendimize yer bulabildik. Dijital anlamda da büyük bir gelişme yaşandı, büyük bir farklılaşma yaşandı. Burada biz farklı stratejiler öngördük ve önümüzdeki süreçte de bunların süre geleceğini, devam edeceğini ama farklılaşarak devam edeceğini görüyoruz. Pek çok tüketim alışkanlığı değişti. Seyahat alışkanlıklarının değişmesi şu anlama geliyor. Eskisi gibi fizikselli, dijital anlamda seyahat alışkanlıkları arttı. Daha yakın noktalara gidebilme şansımız oldu, hepimiz için söylüyorum. Tabii ki işletmesini açabilen otel sektörü için söyleyeyim mesela. Otel sektöründe yalnızca lüks segmente hizmet veren bazı oteller, yani gerçekten finansal anlamda da güçlü oteller, otellerini açabildiler. Çoğu kapatmak zorunda kaldı. Ve bu süreçte otellerin tabii ki her anlamda, personel anlamda da, ekip anlamında da veya kullanılan her türlü daha önce oluşturulmuş bütçeleri anlamında da çok büyük değişiklikler ve revizeler yapıldı. Çünkü neden revize yapılmadan tek bu süreci atlatabilmek mümkün değil. Ama önümüzdeki döneme de bakmak lazım. Çünkü beklenen bir aşı olayı var. Neyse ki bu önümüzdeki süreç biraz daha hani 2020'nin ortalarına doğru geçtiğimiz Aralık ayından itibaren aşının bulunması ve bu süreç biraz daha hepimizin gönlünü ferahlattı. Ama ben bu sürecin psikolojik anlamda, ruhsal anlamda ve tabii ki önümüzdeki döneme bakıldığında finansal anlamda da tam bir anlamıyla insanlara rahatlık sağlayamadıkça, yani güvenlik ve hijyen artık bizim için şu an fiyattan daha öncelik oldu. Her şey artık güvenlik ve hijyene göre şekillendi. Ve bu sektörde de, turizm sektöründe de ben önümüzdeki süreçte en önemli şeyin güvenlik, hijyen olacağını ve insanların daha temkinli hareket edeceğini, aşının bulunmasının bile bu süreci bir anlamda tam olarak psikolojik anlamda üstesinden gelebilecek bir noktaya getirmesini, biraz süreç alacağını hep beraber, tabii hepimizle birlikte ben de aynı fikirdeyim. Ama bu şu var ki biz bu süreçte diyoruz ki lütfen pazarlama stratejilerinizi değiştirin. Finansal olarak kaynaklarınıza çok sıkı kontrol edin. Veri çok önemli önümüzdeki dönemde. Veriler ve data. Çünkü önemli olan sadık misafir profiliniz. Sadık misafir profiliniz sizin için çok önemli. Big data dediğimiz tüm datalarınızın korunması, veri datanızın, veri bankanızın çok iyi korunması ve çok iyi bu süreçte de segmente edilmesi çok önemli gibi bazı önerilerde bulunduk. Hep beraber yapmak için öncelikle geniş anlamda stratejilerimizi yeniden değiştirdik ama öz anlamında daha minik adımlarla yapabileceğimiz noktalarda tüketicilerimize, hedef kitlemize ve bizi son kullanıcıya ulaşmaya gayret ettik. Tüm markalarımıza beraber bizde. Önemli olan sağlık olarak öngörerek tabii. Peki, teşekkür ediyorum. Peki 2021 yılı bundan sonraki süreçte neler görüyorsunuz? Yani tabii ki dijital anlamda biraz daha dijital anlama yönlenmek gerektiğinden bahsettiniz. Bundan sonra pazarlama ya da sektöre yaklaşım, işte şöyle söyleyelim, aşı bulundu, işte normal süreç başladı yaşantımızda, insan hayatında. Tabii ki aşı bulunduktan sonra
kimse şunu yapmayacaktır. Hemen tatile gidelim, hemen işte yurt içi, yurt dışı seyahatlerine başlayalım demeyeceklerdir. Çünkü önce herkes bu sürecin iyice olgunlaşmasını, işte artık COVID-19'un sıradan, işte bir grip rahatsızlığı gibi sıradan bir rahatsızlık durumu olduğu algısı pekiştikten sonra belki yavaş yavaş başlayacaktır. Yani 2021 yılı da biraz sektör açısından, turizm sektörü açısından beklediğimiz düzeyde gerçekleşmeyebilir. Yani 2020 yılına bakınca %70, %80 bir kayıpla kapatıldığını, kapanacağını açıklıyor kültür ve turizm yetkilerimiz. Ancak bu sektörün içerisindeki bizler bu kaybın %90'lardan aşağı olmayacağını görüyoruz, öngörüyoruz en azından. Çünkü işletmelerimizi açamadık. Tabii ki bu şu anda da 25 Aralık gibi aşıların başlanacağını açıkladı Sağlık Bakanlığı yetkilileri. Basından takip ettiğimiz bu. Şimdi 2021 yılının ilk çeyreğinde aşılama sürecinin ülke genelinde sağlıklı bir şekilde tamamlanacağına yönelik bunlar varsayım, henüz başlamadığını düşünürsek. Biz de şöyle öngörüyoruz. 2021 yılının ortalarına doğru bir olur. Şimdi siz de dediniz ki, ben de aynı düşüncedeyim, aynı fikirdeyim. Aşı çıkmış olsa bile, tedavi başlamış olsa bile bir anda hızlıca hareket başlamayacak. Peki işletmeler ayakta kalabilmek için mevcut uygulamalarını, hali hazırdaki faaliyetlerini, en azından seyahat edebilecek olan yolcularına, misafirlerine, müşterilerine, hedef pazarlarına nasıl aktarabilirler, bunları nasıl harekete geçirebilirler? Nermin Hanım, bu konuda söyleyebileceğiniz bir şey olur mu? Tabii ki elbette. Katılıyorum. Bu süreç enteresan bir süreç. Şimdi aşı bulma şöyle deniyor dünyada. Ocak ayı aslında dünyada bu pandeminin en pik noktasına ulaşacağız. Daha sonra düşmeye başlayacak. Öngörülen bu. Şimdi aşılarda tabii ki Ocak sonuna doğru, Nisan'a doğru aslında piyasaya sunulacak. Ama bunun erişilebilirliği biliyorsunuz ilk önce sağlık çalışanlarına, daha sonra ciddi risk gruplarına, en son seyahat gruplarına gelecek. Dolayısıyla bunun da dalga dalga bir aşaması olacak. Bizim öngörümüz 2021 yılının 3. çeyreğinde yavaş yavaş hareketlenme olacağı, ama sonbaharın ciddi beklentilerle, yani ciddi bir taleple, seyahat talebiyle karşı karşıya kalacağımız. Çünkü 1,5 yıllık bir süreçte kimse seyahat edemedi. Eğer bu ulaşabilirse inanıyoruz ki sonbaharda, tabii ki bu pandemi eğer şekil değiştirmezse, tabii ki farklılaşmazsa, farklı bir virüs olarak karşımıza çıkmazsa, bu normal şartlarda sonbahar ayında hareketlenmeyi bekliyoruz. Sonbahar ayındaki hareketlenmeyle birlikte aslında şu da çok önemli. Şimdi aşıya ulaşabildik diyelim. Ama şurada mesela biz orada bir pent point demand dediğimiz bir şey var. Yani orada bir hazır bir talep olacak. Önemli olan, o talep varken biz bu talebi alabilecek miyiz? Ben ilk önce konuya destinasyon olarak bakıyorum. Dünyada da aşıya ulaşabilenler olacak ve seyahat etmek isteyecekler. Türkiye olarak biz buna ilk önce hazır olmalıyız. Yani bizi seçmelerini sağlamamız lazım. Turizm Kültür ve Turizm Bakanlığımız aslında bununla ilgili çok iyi bir şey yaptı. Bir sertifikasyon programı başlattı ki uluslararası anlamda çok güçlü programıydı. Ben bunu pazarlama aracı olarak kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ciddi anlamda bunu en iyi yapan ülkelerden biriyiz ve bu ülke olarak, ülkemiz adına ciddi bir pazarlama, yani bizi gerçekten tercih etmelerini sağlayacak bir konu. Çünkü lüks pazarlarla çalışıyoruz biz genelde ve bunların genel zaten lüks pazarlar aslında şu an hepimizin beklentisi, lüks pazarların beklentisi gibi oldu. Neydi o? Lüks pazara giden, yani lüks pazardaki otelleri, işletmeleri tercih eden misafir profili önce güvenliğine önem verir, sonra hijyenine önem verir, sonra mesafeye önem verir. Şimdi hepimiz bunlara dikkat eder olduk. Dolayısıyla eğer biz bu güven sertifikamızla ilgili yani ciddi duyurumlarda bulunabilirsek diğer pazarlarını bizi tercih etmelerini sağlayabiliriz. Ülkemiz adına düşüncem bu, ama işletmeler anlamında ve oteller, seyahat ajantaları anlamında düşüncem aslında biraz daha bu süreci, mesela önümüzde kaç ay var daha düşünürseniz sonbahara kadar, kesinlikle ve kesinlikle lokal anlamda lokal turizmin ön plana çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanlar önce güvenlik, sonra hijyen, daha sonra doğa. Bakın
Biz yıllardır siz Ali Bey fuarlara gideriz. Hep konuşulan şudur. Turizmin çeşitlenmesi, turizmin deniz, gün, kum, güneş turizminden daha farklı bir noktaya getirilmesi. Artık bundan başka çaremiz yok. Bir sürdürülebilir turizm yapmalıyız. Doğaya ve yaşayan her şeye karşı daha saygılı olmalıyız. Gıdamıza dikkat etmeliyiz, sağlığımıza dikkat etmeliyiz ve güvenli olmalıyız. Şimdi bunu en iyi yapanlar aslında sivil hava yollarıydı. Çünkü sivil hava yolları herkesin en büyük korkusu ben uçağa binemem. Uçakta virüs alırım korkusunu çok güzel reklamla beraber, tanıtımla beraber ciddi bir orada dediler ki hayır biz işte dezenfekte ediyoruz veya yapılan tüm analizlerde görünen o ki uçağın içindeki hava size güven vermeli. Havaalanına girdiğinizden itibaren belli bir güvenlik aşamasındasınız. Bu sizi korkutmasın noktasında ciddi bir kampanya yaptılar orada. Ben bu kampanyayı başarılı görüyorum. Keza oteller de öyle. Bakın artık hiçbirimiz kıyafetinden olsun, otele girdiğimiz anda itibaren veya bir restorana her şey orada hazır. Mesafe kuralları, hijyen kuralları ve kendimizi güvende hissetmek istiyoruz. Bunu hissetmeyen hiç kimse iyi biz kendimize gelmeleri, misafir olmaları veya seyahat etmeleri konusunda ikna edemeyiz. Öncelikle bu. Daha sonra bence bunun en iyi kontrol edilme noktası lokal turizm. Biz kendi içimizde ülkemizdeki lokal gezilebilecek alanları, şehirleri, merkezleri ve tabii ki bölgeleri çok iyi anlatabilmemiz lazım. Şimdi diyorlar ki acentalar ne olacak, değişecek mi? Ben şunu öngörüyorum. Acentadaki arkadaşımız orada misafire otel konusunda bilgi veren, fiyat veren arkadaşımız bundan sonra o bölgeyle bilmek zorunda kalacak. Ciddi anlamda artık fiyat odaklı değil çünkü gittiği yer, misafirler artık herkes kendisini neredeyse bir tur operatörü gibi. Dijitalde çok rahat kullanabildikleri için gidecekleri yerler hakkında çok daha derin ve detaylı bilgilendirmeye sahip olabiliyorlar. İşte bu noktada seyahat danışmanı da karşısındaki kişiye her konuda o bölge noktasında gezilecek yerler noktasında ciddi ciddi çok iyi detaylı bilgi vermek zorunda. Çünkü güvenli hissettirmeli ki seyahat edebilsin karşımızdaki. Talep eden ya da tüketici diyebiliriz. Bunun yanında dediğim gibi bölgeler çok önemli. Neden? Doğa çok önemli. Sürdürülebilir olması çok önemli. Şimdi otellerin güvenlik sertifikasının olmasının yanı sıra doğayla barışık olması. Yani ürünlerin doğayla barışık olması. Kullanacağım seyahat araçlarının doğayla, yaşamla barışık olması. Hani kullandığı pet şişenin şişeye, normal cam şişeye dönüştürülmesinden tutun da güneş enerjisinin kullanılması, doğal enerjilerin kullanılması, atıkların değerlendirilmesi, gıda israfının yapılmaması gibi şeyler. Daha duygusal, daha insanları yaşama, çünkü yaşama biz değerini anladık. Yaşama bağlayıcı faktörler ön planda olacak. Artık bundan sonraki süreçte doğaya kaçış çok önemli. Güvenli ve hijyen anlamında kendilerini güvende hissetmeleri çok önemli. Aynı zamanda da süre de çok önemli. Rezervasyon anlamındaki süreç daha kısalacak. Dolayısıyla fiyat odaklı değil, belki hijyen odaklı, güvenlik odaklı olacağız ama gerçek anlamda her konuda daha profesyonel, daha kendi bilgi birikimi olan, daha farklı çalışmalar yapabilen acentalar, tur operatörleri ve otel segmenti, restoran segmentinde olanlar ön plana çıkacaklar ve tercih edilecekler. Benim düşüncem bu. Aynı zamanda farklı tabii ki turizm anlamında farklı şeyler de ön plana çıkıyor. Mesela diyoruz ki pardon çok özür dilerim kesiyorum. Bu konuyu konuşmaya devam edelim sizinle ikinci tamam. bölümde. Çünkü şimdi tam turizm çeşitliliğinden ülke güvenliğinden, bölge evet. güvenliğinden, hijyeninden tam bahsederken ben şimdi bizim turizmin her türlü çeşidinin bulunmuş olduğu bizim Karadeniz bölgemiz, Doğu Karadeniz bölgemiz. Karadeniz bölgemizde 3 tane bölgemiz var bizim. Doğu Karadeniz, Orta ve Batı Karadeniz şeklinde ayırdık. Coğrafi olarak da böyle zaten. Bizim de Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği TÜRSAK, Doğu Karadeniz Bölge Başkanımız Hasan Volkan Kantarcı da konuklarımızdan birisi. Ben şimdi Volkan Başkan'a dönmek istiyorum. Volkan Başkan, öncelikle Doğu Karadeniz bölgemiz hangi illeri kapsıyor? Kaç acentayla faaliyet gösteriyorsunuz? Ve öne çıkan turizm potansiyelleri nedir? Doğu Karadeniz bölgesinde bunun üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Buyurun sizi dinliyorum. Evet, bizim bölgemiz toplam 6 il var. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt.
Toplamda 288 tane seyahat ajantamız var. Özellikle son 1,5-2 yıllık dönemde Trabzon ve Rize merkezli ajantaların sayısında oransal anlamda da ciddi bir artış oldu. Rize'deki ajantalar daha çok doğa turizmi, alternatif ekoturizm üzerine çalışmaya yönelik kurulanlardı. Trabzon'da kurulan ajantalarımızın iştigal konularına baktığımız zaman burada da Orta Doğu pazarına yönelik bir işbirliği içerisinde olan ajantalar vardı. Yereldeki temsilcileri vardı, birliktelikler vardı. Tabi bildiğiniz üzere Doğu Karadeniz deyince akla yeşil doğa geliyor. Özellikleri, biyolojik çeşitlilikleri, doğal kaynakları anlamında oldukça zengin bir bölge. Bu nedenle de son yıllarda ciddi bir artan Orta Doğu pazarı etkisi söz konusuydu. Geçtiğimiz yıl 600 bin yabancı turist Trabzon rakamlarından bahsediyorum ve Trabzon Havalimanı'nda 1350 tane dış hat direkt uçuş vardı. Sadece Orta Doğu'dan, Körfez'den gelen uçuşlardı bunlar. Ve son 4-5 yıldır 2019. Ve son 4-5 yıldır bu yukarıya doğru artış devam ediyordu. Ama tabii mevsimsel anlamda 2,5-3 aylık bir dönem kullanılıyordu ve 90'lı yıllarla 2000 yılların başındaki Trabzon başlangıçtı. Artvin, Kars, Erzurum, işte Doğu Beyazıt, Van'a doğru giden bu kültür tur destinasyonu özellikle Avrupalıların kullandığı, aynı zamanda Uzak Doğu'dan gelen turistlerin de sayısında da aynı zamanda azalma söz konusuydu. Ve sezonun 2,5-3 aylık dönemi dışında yıl geneline baktığımız zaman ciddi anlamda boşluk vardı. Tabi artan Orta Doğu ile beraber ciddi anlamda bir yapılaşma oldu. Pasta yavaşça büyürken bileşenler inanılmaz hızlı arttı. Başta otel yatırımları olmak üzere keza seyahat ajantaları, restoranlar, turizm işletmeleri gibi. Ve 2019 başı itibariyle artık sadece Orta Doğu bölgeye yetemez hale gelmişti. 2019 Eylül'ü gibi biz bir değerlendirme yaptık ve alternatif turizm çeşitleriyle ilgili ve yeni pazarlarla ilgili acil bir plan ortaya koyduk ve var olan Orta Doğu'yu korumak anlamında yine ajantalar, sosyal medya fenomenleri, bloggerlar ve yazarların daveti, femtripler ve roadshow'lara devam etme, Kuzey Afrika'ya Tunus ve Cezayir'e yönelik bir çalışma, daha sonra Avrupa ülkeleri, Uzak Doğu, bu doğa turizmi, gastronomi ve ilave olarak bir de bizim komşu sayılabilecek İran ve Azerbaycan pazarına yönelik çalışmaları planlamıştık geçtiğimiz yıl Eylül'de. Daha sezon bitmeden ve pandemi henüz vasıl olmamışken İran'dan tur operatörlerini 150 ve davet ettik. Onlar geldi. Karşı yaptık. Keza Azerbaycan'dan da toplamda iki farklı seferde 10 ve 35 Bakü'den seyahat ajantaları geldi. Biz bu karşı ziyaretleri yapıp hem ülkeleri ziyaret edip ajantalarla görüşme yapıp fuarlara katılıp bu çalışmalarımızı da ilkbaharda diğer çalışmalarla birlikte tamamlamayı planlıyorduk. Ama pandemi oldu. Tabii her şey alt üst oldu. Elimizde ne kaldı? Elimizde Mart sonu, Nisan başı itibariyle bölgedeki ajantalarımıza hem birebir hem duyurularımız ve ulusal basın yoluyla da ifade ettiğimiz bu kriz ortamında kitle turizminin olmayacağı, butik, küçük, aile, arkadaş grupları, hijyen odaklı, kalabalıktan uzak, daha çok doğal ortamlarda bu tür bir kaçış söz konusu olacağı. Az önce hocamızın ve Nermin'in de bahsettiği gibi pazarlama konusunda iyi olanların, özellikle sosyal medyayı iyi kullananların bu pandemi kriz dönemini fırsata çevirebileceklerini bahsetmiştik. Yıl bitti, geriye dönüp baktığımız zaman gerçekten Doğu Karadeniz'e oran olarak, sayı olarak tabii biz de %15-20'lerdeyiz toplamda. Ama doğa turizmi, alternatif turizmler için bölgemize gelenler geçtiğimiz yıllara göre oran anlamında ciddi anlamda arttı. Ve az sayıda bile olsa baktığımız zaman 10-15 tane seyahat ajantamız bu zor dönemi fırsata çevirmiş durumda ve geçen seneki karları olmasa bile en azından ayakta kalabildiler. Bu yılı tamamlayabildiler. Keza otel işletmelerine de baktığımız zaman. Volkan Başkan, bu alternatif turlar dediğiniz nedir? Alternatif turizm dediğiniz nedir? Bunların da bahsedelim. Yani şöyle, Doğu Karadeniz o anlamda ciddi bir potansiyele sahip. Kalkınma Ajansı'nın da Kültür Turizm Bakanlığımızın 2023
Planlamasında da bu ön planda olan bir husus. Hatta biliyorsunuz Samsun'dan başlayıp Kopa'ya kadar giden bir de yeşil yol. Ki doğa severler ve bazı acentalar buna biraz sevgi gösterip yanlış olduğunu ifade ediyordu. Hani bölgemizde foto safariden yayla turizmi, trekking, ondan sonra botanik turizmi, kaya tırmanışı. Mesela geçen yıl 2019'da ulusal bir aynı zamanda şampiyona yapıldı Trabzon'da. Buna uygundu. Bölgemizde Çoruh Vadisi, Çoruh Nehri, Fırtına Vadisi, bu derelerde siz söyleyin rafting gibi oldukça fazla alternatifler var. Tabii az önce ifade edildiği gibi bu pandemi ve devamındaki süreç artık hani bir online. Bu sene gördük ki online iyi kullanan, sosyal medya hesaplarını iyi kullanan acentalarımız bizim bölgemizde en azından ayakta kalabildiler. Onun dışında tabii güvenlik ve hijyen olmazsa olmaz. Baktığınız zaman daha çok orta ve üst yayla kısımları. Ne var? Uzungöl, Ayder, ondan sonra Şavşat, Camili, Karagöl'lerin olduğu bu Artvin coğrafyası. Buradaki küçük bungalov tarzında ya da maksimum 10-15 odalı işletmeler, bazıları çok ilginç. 2019 cirolarını yakalamak üzereler. Yani Ekim sonu itibariyle konuştuğumuzda böyle bir yoğunlaşma söz konusu oldu. Tabii önümüzdeki süreç ne gösterir? Aşı söz konusu. Ama bakıldığı zaman işte Mayıs, Haziran sonrasında ancak hareketliliğin artabileceği bir durum gözüküyor. Ama ona rağmen hiç aşının olumlu etkisi olmayacak ve biz bu pandemiyle yaşamaya devam edecekmiş gibi hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. Burada bir hususa değinmek istiyorum. İki sene öncesinde Kültür Turizm Bakanımıza Trabzon'dan Sanayi Odası Başkanımız bir proje teslim etti. Barcelona modeli adlı bir projeydi. Bu aslında hani ismi Barcelona ama adı Ankara modeli olur, İstanbul Trabzon olur. Önemli olan işleyişiydi. Tek elden yönetmekti ve netice itibariyle bugün o karşımıza TGA olarak çıktı. Hani bir Türkiye projesi haline geldi. Yerelde biz bunu bugüne kadar bir türlü hayata geçirmedik. Belediyemizin hani bir şeyi vardı. Şimdi yeni dönemdeki belediye ile beraber il valisinde belediye başkanı, sanayi odası başkan yardımcılığı, sonra TÜRSAP'tan bir kalkınma ajansı ve esnaf sanatkarlardan bir üyeden oluşan icra kurulu. Bu ülke yukarısında bir genel kurulu var. Yılda 4-5 defa toplantı yapıp bütün paydaşlar, STK'lar varıncaya kadar ve bir yönetimci olacak bir CEO. Altında da 12-13 tane farklı departman. Yani tanıtım, pazarlama, destinasyon yönetimi, fuarlar gibi toparlıyor. Bunu bu pandemiyle beraber dibi gördüğümüz bir noktada hayata geçirmek üzereyiz. Bununla ilgili olarak yer tahsisi yapıldı. Kunduboğlu Konağı diye Trabzon'da bir konak valiliğimiz tarafından ayarlandı. Bunu önceki yıllarda hayata geçirmiş olsaydık hem Trabzon hem de bölge olarak bu krizden biraz daha az etkilenmiş olacaktık. Tabii kısa süre içerisinde Ocak itibariyle bunun aktif olması planlanıyor. Devamında bunun aslında bakıldığı zaman sadece Trabzon üzerinde değil, bunun bölgesel anlamda bir kalkınma ajansının bölgelerine göre veya TÜRSAP Doğu Karadeniz bölge başkanına bağlı olan illere göre bunun yorumlanması, uyarlanması gerekiyor. Ve artık bundan sonra hani pazarlamanın, tanıtımın yıllardır yapıldığı üzere il değil de destinasyon nedir? Doğu Karadeniz. Burada yıllarca, yüzyıllardır unutulmaya yüz tutmuş yemek çeşitleri var, reçete niteliğinde. Burada alternatif turizmle ilgili şu imkanlarımız var. Doğa turizmi, ekoturizmi, ondan sonra kültür turizmi, 90'lı yıllar, 2000'li yılların başı dediğim inanılmaz bir destinasyondu. Artvin'de 1000-1100 yıllık kiliselerden batıya doğru geldiğimiz zaman Trabzon, Gümüşhane, bu bölge bir manastırlar bölgesi. Yani Trabzon şehir merkezine yakında açılacak olan Kızlar Manastırı, Sümela zaten dünyaca biliniyor, Vazelon, Kuşlu Manastırı, sonra mübadele sonrası göç eden Rumların yaşamış oldukları Sant Harabeleri, Krom Vadisi, Satalı Antik Kenti, Roma'nın Anadolu'daki 4 tane lejyon, uç karakol, tarih anlamında da ciddi bir potansiyele sahip olan bir bölgeyiz. Ama böyle hedefe herkes, bütün iller kendi çapında bir şeyler yapmaya çalıştı. Çok başarılı olamadık.
Tabii şimdi hocalarım daha konuya vakıf. Pandemi hani dibi gördüğümüz ve bundan sonraki adımlarımızı doğru atıp artık binamızı doğru şekillendirme ve yerelden yönetime ben çok önem veriyorum. Yerelden değerlendirerek doğru adımlar atma zamanı diye düşünüyorum. Volkan Başkan, çok teşekkür ederim. Konuşmaya devam edeceğiz. Tabii Doğu Karadeniz bölgemizin ve bölgemizdeki illerin, diğer Türkiye'nin diğer bölgeleri gibi turizm potansiyelini anlatmak da bitmez. Tabii Doğu Karadeniz bölgesi Trabzon ölçeğinde, Trabzon özelinde geçmiş birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış, başkentlik yapmış bir ülkemiz. Bu anlamda bunları konuşmaya devam edeceğiz. Evet, ben tekrar Tuğba Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam, yeni bir düzen bizi bekliyor. Yeni bir düzenin artık yeni yolcularıyız biz de. Bundan sonraki işletmeler nasıl bir stratejik düzen içerisine girmeleri gerekir? Kısaca bize ne söylemek istersiniz? Teşekkürler. Şimdi az önceki sorulara istinaden, şimdi aslında işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri değerlendirmek ciddi bir bakış açısı, ciddi bir değerlendirme gerekiyor. Bu sadece kendi ülkemizdeki koşulları değerlendirmenin de ötesinde küresel koşulları değerlendirmeyi beraberinde getiriyor. Şimdi hani deniyor ki bu kriz beklenmiyordu. Aslında bu kriz bekleniyordu. Baktığınız zaman uluslararası toplantılarda dünyada bir işte küresel salgının gelebileceği, nüfusun çok fazla arttığı, bu artışın sorun olabileceği, gittikçe yaşanan nüfusun artışı arttı özellikle gelişmiş ülkelerde. Bunlar hep aslında şeylerin içerisinde var. Toplantıların notlarının içerisinde, dünyadaki demografik değişikliklerin içerisinde var. Yani işletmeler ne yapmalılar burada? Çevresel koşulları değerlendirirken sadece ülkelerindeki koşulları değil, dünyadaki gidişatı değerlendirmeliler. Dünya ne yöne gidiyor? Yani nüfus artışı ne gibi sıkıntılar yaratabilir? Belirli kaynaklar azalacak. İşte mesela diyelim ki su çok önemli bir kaynak olacak gelecekte. Salgın hastalıklar çok fazla. Yani bunlar aslında beklenen şeyler, her gün bize söylenen veya haberlerde duyduğumuz şeyler değil ama bir girişimci, bir yönetici ne olmalı, bir işletme sahibi? Yani sadece belirli kaynaklarla araştırmasını sınırda tutmamalı. Dünyada ne olup bitiyor bunları araştırmalı. Toplantıların, uluslararası toplantıların sonuçlarını, küresel düzeyde bir sürü toplantı yapılıyor. Bizim bakanlarımız da katılıyorlar. Bunların sonuçlarında neler konuşulmuş, neler yapılmış? Tabii belirli bir yabancı dil belki bilgisi gerekiyor bunun için veya en azından çevirtilmesi gerekiyor buradaki materyallerin, ama dünyada ne olup bittiğini biz eğer takip edersek kendimizi bu tür krizlere daha hazırlıklı hale getirebiliriz. Mesela Türkiye birçok ekonomik kriz yaşadı ama biz şu anda mesela bu krize kadar görmüş olduğumuz şey aslında Türk işletmeleri ekonomik krizlerden artık eskisi kadar fazla etkilenmiyorlar. Çünkü krizlere karşı daha dirençli hale geldiler, daha alışık hale geldiler. Kendilerine koruyucu mekanizmalar geliştirdiler. İşte biz de dünyadaki gelişmeleri takip edersek, iyi bir veri tabanımız olursa, bunları saklarsak, çalışanlarımızla paylaşırsak, onlara SWOT analizi, GZFT analizi yapabilecek beceri kazandırabilirsek, onlar da bu yönde amaçlar, stratejiler belirleyebilirler. Birinci söylemek istediğim şey şu, yani sadece sınırlı bir çevrenizdeki değerlendirmeyle karşı karşıya, yani bununla sınırlı kalmayın. Dünyada ne olup bitiyor bir kere bunun araştırması içerisine girin. Eğer bunu yaparsanız o zaman bu tür krizlere veya farklı fırsatlara şey yapabilirsiniz. Hocam bir araya girmek istiyorum. Bizim Seyahat Ajansı Birliği ölçeğinde bir soru sormak istiyorum ben. Buyurun. Şimdi bizim 12 binden fazla ajantamız var. Bu ajantalarımız küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler. Ancak %90'ı, %95'i küçük ölçekli işletme dediğimiz sınıfa girenler. Aslına bakılınca işletme sahibi kendisi, eşi, çocukları ya da birkaç personelle birlikte çalışan işletmeler. Aile işletmesi bilmem. Aile işletmesi. Bu anlattıklarınız bu küçük aile işletmelerinde nasıl formül edilebilir? Şimdi şöyle, tabii burada sizin gibi kuruluşlara büyük rol düşüyor. Yani sektörel kuruluşlara. İşte bu tür toplantıların sonuçlarını değerlendirmek, bazı raporları hazırlamak, dünyada gidişat ne yönde, trendler ne yöne gidiyor, neler bekleniyor. Bunlara yönelik eğer sizler bazı raporları hazırlayıp onlarla paylaşırsanız, onlar da kendilerini geliştirebilirler. Belki kendileri her tür kaynağa erişemeyebilirler hemen ama işte kuruluşlara üye olan firma söyleyelim. Ne yapabilirler? Bunlar vasıtasıyla bilgi edinebilirler. Bu bir kere ve işte bunun gibi teknolojinin de getirmiş olduğu değişik yayınlarla yayınları dinleyebilirler. Artık internet çok büyük bir imkan sunuyor bize. YouTube çok büyük imkanlar sunuyor. Yani baktığınız zaman sosyal medya çok büyük imkanlar sunuyor. Bunları sadece hani oyun amaçlı ya da işte pazarlama amaçlı sadece şey yapmamak, düşünmemek, bilgi edinme amaçlı da düşünmek ne yapıyor gerekiyor. Artık gene bakanlıkların çok kapsamlı web siteleri var. Buralarda raporlar var. Bunların incelenmesi
verilmesi, okunması, işte gene ticaret odalarında çok kapsamlı raporlar var. Bunların incelenmesi, okunması, buradaki toplantılara katılması. Eminim ki küçük girişimcilerin de, yani küçük girişim sahiplerinin de kendilerini geliştirmelerini sağlayacak. Öte taraftan ben açıkçası çok da umutsuz değilim sektör hakkında. Ben kendim de bir müşteri profilini oluşturuyorum. Açıkçası insanlar seyahat etmeye artık hasret kaldılar. Öyle olduğu için dışarıda yemek yemeye hasret kaldılar. Ben mesela Kaz Dağları bölgesindeydim. Benim de gözlemlediğim bu yaz döneminde genelde bireysel olarak insanların tatil yapabilecekleri, işte bungalov tipinde kendilerine bağımsız işte kiralama yapabilecekleri mekanlara sahip işletmelerin satışlarının iyi gittiğini gözlemledim. Gene bu tür imkanlar sunan restoranların, daha biraz bağımsız mekanları olan, herkesin ayrı ayrı yemek yiyebileceği mekanları olan restoranların güzel iş yaptıklarını gördüm. Şimdi teknoloji bizi nereye götürüyor? Aslında bireyselleşmeye, yalnızlaşmaya götürüyor. Şimdi bunlar gelişmiş ülke kaynaklı olan değişiklikler. Oralar daha bireyci toplumlar. Bunu anlamak lazım. Ve ne yapıyorlar? İnsanlar bireysel tüketime yönelsin, bireysel hayat tarzına yönelsin diye aslında bir takım teknolojik değişiklikler tetikleniyor, öyle söyleyelim. Onun için bizdeki işletmeler de bu yönde artık ayarlamalar yapmalılar. Bireysel tüketimi getirebilecek ayarlamalar yapmalar. Toplu oteller yerine, işte dediğimiz gibi tek tek konaklama mekanı olan oteller veya işte acentalar açısından baktığımız zaman alternatif, beyefendinin, Volkan Bey'in de söylediği gibi alternatif turizme yönlendirebilecek çalışmalar içerisine girmeleri gerekiyor. Ben mesela gene Kaz Dağları bölgesinde yürüyüş turları gördüm, yani mesela muhtelif doğa yürüyüşü yapan acenteler gözlemledim. Yani şeyin, dünyanın gidişatının nereye gittiğini anlamak gerekiyor burada. Bireysel tüketime doğru gidiyorsa işletmeler bu yönde kendilerini tasarlamalılar, bu yönde kendilerini konumlandırmalılar, öyle söyleyelim. Bu yönde ürünler ve hizmetler tasarlamalılar. Yani insanların tek başlarına veya işte aileleriyle sadece vakit geçirebilecekleri, kendilerine ait özel mekanlarının olabilecekleri, bu yönde konaklayabilecekleri, yiyip içecekleri veya işte seyahat edebilecekleri olanaklar gelmeli. Onun için havayolu sektöründe de buna yönelik düzenlemeler zaman içerisinde gelmeli. Bir şekilde, ama bu neyle de ilgili? Halkın gelir düzeyinin artmasıyla da ilgili tabii ki bir yandan. Yani insanların gelir düzeyi artmalı ki bu yönde tüketim yapabilsinler. Şimdi Türkiye kolektivist bir toplum. Kalabalık ailelerin olduğu, kalabalık grup çalışmalarından, ekip çalışmalarından hoşlanan insanların olduğu bir profilde, öyle söyleyelim Batı ülkelerine göre. Onun için hani biz belki diğer Batı ülkelerindeki insanlara göre bu süreçte daha çok sıkıldık. Ve pandeminin inşallah biraz hafiflemesiyle, aşının ortaya çıkmasıyla, ben inanıyorum ciddi bir talep patlamasıyla da karşı karşıya kalacak sektör. İnşallah hani bunu da karşılayabilecek düzeyde olurlar, ama bu kriz bitecek, başka bir kriz başlayacak. Yani bunun sonu yok sonuç itibariyle dünyada. Çünkü nüfus artıyor gittikçe. Kaynaklar azalıyor. Yani bunun belki 1-2 sene içerisinde sonuçlanması, başka bir şey karşımıza çıkacak. Yani sektörün buna hazır olması lazım. Artık bireysel tüketime yönelik ürünler, hizmetler sunmaya, bu yönde kendini konumlandırmaya hazır olması gerektiğini ben düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı, katılımlarınızdan dolayı, bu stratejik planında sadece büyük işletmeler için olmadığını, küçük aile işletmeleri için geçerli olduğunu, ancak TÜRSEVA'da burada bir görev yüklediniz. Biz de bu konuda notumuzu aldık. Bu anlamdaki küçük işletmelerimizi, acentalarımızı katkı sunmak için gayret göstereceğiz. Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı. İyi günler diliyorum size tekrar. Evet, Nermin Hanım'a dönmek istiyorum. Nermin Yurtoğlu. Evet, 2021 yılı. Nermin Hanım, bireysel ürün pazarlamasından, satışından ayrı olarak bölgesel bölgeyi bir ürün olarak, bir ili bir ürün olarak, bir destinasyonu bir ürün olarak pazarlamak, bu önümüzdeki dönemde daha karlı olur mu sektör için? Şöyle bir şey söyleyeyim. Destinasyon pazarlaması her zaman çok öncelikliydi. Biz maalesef şöyle bir strateji güttük. Oteller veya acentalar, tur operatörleri belli standlar alıp ilk önce kendilerini pazarlamak durumunda kaldı. Çünkü ortak bir strateji, pazarlama, destinasyon anlamında bir pazarlama stratejisi olamadığı için. Ama şu an artık aslında hepimiz bunu bilinçlendik. Bunun ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Ve aslında pandemi biraz daha bizi kendi içimize döndürdü. Kişisel olarak değil, bakın toplum olarak da içimize dönmek zorundayız. Çünkü teknoloji ilerlediği zaman davranışlar da değişiyor. Dünyadaki tüm davranış değişiklikleri aslında teknolojinin gelişimiyle oluyor artık. Dolayısıyla şu an bir teknoloji ve dijitalleşmede büyük bir gelişme var ve davranışlar da değişiyor buna göre. Bunu çok iyi takip etmek lazım.
Önümüzdeki süreçte destinasyon pazarlaması bence hepsinden daha önemli olacak. Neden? Bir destinasyonu siz tanıtamadığınız sürece orada olan her türlü, yani olabilecek dünyada veya kendi ülkenizde olabilecek her türlü krize çok hassas olursunuz ve kırılır ve gidersiniz. Yani bireyler olarak söylüyorum, küçük işletmeler olarak söylüyorum veya büyük işletmeler. Ama global anlamda düşünürseniz, kendinizi ona göre hazırlarsanız, global anlamda tanıtımınızı, global anlamda altyapınızı hazırlarsanız aslında her türlü krize karşı daha güçlü olabiliyorsunuz. Mesela bu kriz bize gerçekten ne dedi? Kendi içinize dönün, aileniz, daha çok aile seyahatleri artacak mesela. Yani yabancılarla büyük gruplar olmayacak, aile seyahati. Ama bu aile seyahatin içinde büyük babadan tutun toruna kadar, bebeğe kadar hepsi olacağı için aslında hizmet verecek olan tüm işletmeler her şeye çok hazırlıklı olmak zorundalar. Yani önerecekleri destinasyonda ya da önerecekleri otelde, gidecekleri transfer aracında çocuğa yönelik bir şey var mı, yaşlılar için bir şey var mı, hasta olanlar için bir şey, hepsini düşünmek zorunda kalacaklar. Destinasyon pazarlaması bize bu önümüzdeki süreçte her şeyi daha geniş anlamda ve daha detaylı anlamda düşünmemizi sağlayacak. Çünkü artık butiğe doğru bir gidiş var, fakat destinasyonun bilinirliği de çok önemli. Biz kendimiz bile, bakın turizm dedim başından beri, hep lokale dönüş. Kendi içimizde daha zaten bilmiyoruz. Biz aslında turizmciler olarak, belki Elbey siz biliyorsunuz, Volkan Bey siz biliyorsunuz, ama gerçekten bunu bireyler, işte Kazdağ'a giden hocamız gibi mesela, onlar aslında orada fark ediyorlar. Aslında biz yıllardır bunun içindeyiz ve biliyoruz. Diyoruz ki Türkiye'de neler var. Bizim aslında bir hikaye anlatmacılığımız eksik. Hikayemizi anlatamıyoruz. Yani destinasyonlarımızın, şehirlerimizin çok güzel hikayeleri var. İnsanların dikkatini çekecek. Bunları çok iyi anlatmamız lazım. Global anlamda da gerçekten veriler çok değerli. Bakanlıklardan, bakanlığımızdan çıkan sizlerden ve bu tür verilerin, bilgilerin en bireye kadar aktarılması, Türkiye'deki kültürel noktaların, tarihi noktaların çok iyi anlatılabilmesi lazım. Biz kendi içimizde belki bu süreçte halkımıza aslında bunları çok iyi anlatmakla zaman kazanabiliriz diye düşünüyorum. Biz ilk önce kendi ülkemize, kendi yaşayan vatandaşlarımıza ciddi anlamda bu ülkenin güzelliklerini anlatabilirsek ve destinasyonlarımızı birebir pazarlayabilirsek, ki Volkan Bey'in yaptığı gibi, ben Karadeniz destinasyonu ve diğer destinasyonların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Nihan, merhaba, beni duyabiliyor musun? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Nemrun Hanım, şimdi ben bir televizyon yayınındayım da 10 dakika sonra Karadeniz bölgemize Volkan Başkan'a dönmek istiyorum. Söyleyeyim Yalnız Ali Bey, pardon. Dolayısıyla destinasyon pazarlamasıyla beraber bu farklı noktalarında ön plana çıkarılması, bununla ilgili hikayenin yazılması ve ciddi anlamda da bunların pazarlanmasında da hepimizin el birliği içinde olması lazım. Yani bireysellik değil, artık toplumsal duyarlılık, toplumsal bir araya gelme çok değerli olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii ki tamamen katılıyorum. Zaten çok doğru olanın altını çizdiniz. Şöyle ki, destinasyon pazarlandıktan sonra ya da destinasyon bir marka haline getirildikten sonra bunun içerisine turizmin diğer paydaşlarıyla, otelle, gastronomiyle, taşımayla, işte yerler vesaire gibi durumlarla süslenebilir. Yani bunlarla tamamlanabilir. Dolayısıyla destinasyon çok önemli. Doğu Karadeniz bölgemiz bu anlamda iç turizm ve dış turizm anlamında da çok önemli bir destinasyon. Aslında Volkan Başkan başta biraz bahsetti. Tabii ki zamanın da kısıtlı olmasından dolayı çok detayına belki giremedi, ama Doğu Karadeniz bölgesi aslında çok güzel de bir pazar yakaladı kendisine. Orta Doğu pazarı gibi. Fakat bu pazarın kısa olmasından dolayı, 2-3 aylık bir döneme tesadüf etmesinden dolayı Doğu Karadeniz bölgemiz turizmin 12 ay bölgede turizmin 12 ay yapılması ile ilgili ciddi çalışmaları da vardı bu anlamda. Biraz Volkan Başkan'dan bu konuları da bu konuların da bilgisini almak istiyorum. Orta Doğu pazarı dışında diğer pazar çalışmaları biraz bahsetti, ancak zamana biraz takıldı belki. Şimdi tekrar dinlemek isteriz Volkan Başkan. Ali Bey, aslında benim değerlendirmem biraz şu yönde. Son dönemde Orta Doğu'daki artış o kadar hızlı ve yoğun oldu ki Doğu Karadeniz'e, Trabzon Havalimanı merkezli uçuşlar başta olmak üzere İstanbul'a aktarmalı keza.
bütün turizm paydaşları bir anda Orta Doğu'ya doğru yöneldi. Biraz önce Nermin Hanım ifade etmiş olduğu iç pazar bir anda göz ardı edilir oldu. Bölgeye gelindiği zaman yerli turist her yerde rahatlıkla konaklayamaz halde oldu. Çünkü fiyatlar çok yükseldi. Ve böyle baktığımız zaman bölgemizdeki bazı vadilerde bu pandemi döneminde yerli turistin konaklama yapmadığını gördük. Çünkü geçen yıllarda oraya sadece Orta Doğulu, Arap turistleri gidiyordu. Onlar konaklayabiliyordu, yemek yiyorlardı. Bu vadi bir Arap destinasyonu, Arap vadisi gibi. Biz burada konaklayıp yemek yersek fiyatlar biraz abartılı olabilir gibi bir ön yargı ve yarıda gerçek bir durum söz konusu. Başta da ifade ettim, hani bunun böyle gitmeyeceği. Çünkü habire artıyor. İşletmeler 2020 sonuna kadar otellere teşvik devam ediyordu. Maalesef biz 2 yıldır, 3 yıldır bunun durdurulmasını ifade ettik. Otelci meslektaşlarımızla beraber sürekli gündeme getirdik, vekillere ilettik. Keza biliyorsunuz bizim taslak kanunumuz bir türlü hani yasalaşmadı, talep etmiş olduğumuz hususlar. Bunun bu süreçte en azından yasalaşmasını bekliyoruz. Artık seyahat acentası açmanın önüne bir engel gelmesi gerekiyor. Tıpkı eczaneler gibi o bölgede bir ihtiyaç varsa ona göre yapılsın artık. Çünkü biz dibi gördük. Artık hani bu işletmeler ayakta kalamayacak. Zor zaman geçiriyor. Bunlara yeni ortaklar, yeni işletmeler, tabii her yerin kullanan acenta bizim meslektaşımız beraber yol alıyoruz. Ama diğer taraftan da eskilerin pastasından pay alan bir işletme haline geliyor günümüzün şartlarında. Biz diğer pazarlara bu nedenle 2019 sonu itibariyle artık bir hummalı çalışma yapalım dedik. Bu Trabzon'da kurulacak olan, aslında kuruldu ama çalışmalarına başlayacak olan Turizm Konseyi'nin bütün bölgeye yayılması, artık Kalkınma Ajansı'nın da bu önümüzdeki dönemde biraz daha aktif rol almasıyla beraber umarım bölge olarak bu 2020'de görmüş olduğumuz tamam, insanlar aile olarak gidiyor, küçük gruplar olarak gidiyor, güvenlik çok önemli, hijyen çok önemli, doğayla baş başa olmak istiyor. Bunların hepsi bizde var. Ne zaman var? Sadece yazın değil. İlkbaharda da var, sonbaharda da var. Keza Nisan başı ifade etmediğimiz husus, sezonun Kasım'a kadar sarkacağı, Kasım'ın ilk haftasına kadar bu anlamda da ciddi bir hareketlilik oldu bütün Doğu Karadeniz bölgemizde. Ama Ali Bey, bir şey eklemek istiyorum. Tabii öncelikli olarak meslektaşlarımızın seyahat acentalarının ayakta kalabilmesi gerekiyor. Yani yaşayabilmeleri gerekiyor. Bunun için bu süreçte destek alamayanların kesinlikle devletten destek alabilmeleri gerekiyor. Bu olmazsa olmaz. Kanuni anlamdaki bu düzenlemelerin bu süreçte artık Ocak, Şubat, Mart ilkbahara varmadan bir şekilde bakanlığımız tarafından günümüzün de bu pandemi şartları da çok iyi tespit edilerek bunların da bir şekilde uygulamaya konulması gerekiyor. Tabii tanıtım, pazarlama, TGA'ya büyük rol düşüyor. Şimdi bölgelerde ve illerde ziyaretlere başladılar. Pandemiden dolayı biliyorum onların da çalışmaları biraz aksamış oldu. Bu kış döneminde bunların da bu işe hız vermesi gerekiyor. Önümüzdeki süreçte dediğim gibi zor olacak. Ama zoru başarmak için, ayakta kalabilmek için bütün meslektaşlarımız elinden geldiğince direnmeye, ayakta kalmaya devam edecekler. Burada bir teşekkür size etmek istiyorum. Geçtiğimiz dönemlerde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesi vardı. Bölgedeki turizm paydaşları ve acentalarımızın sosyal medya iletişim ve dil konularında eğitimiyle ilgili olarak genel merkez olarak buna maddi olarak da bir katkı sağladınız. Yönetim kurulu olarak size teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte diğer illerimizde de benzer projelerimiz önümüzdeki dönemde sizlere sunacağız inşallah. Hem Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığı hem de Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bey var, biliyorsunuz Gümrükçüoğlu Trabzonlu. Onunla birlikte diğer illerimiz için de benzer destekleri sizlerden talep edeceğiz. Evet, ben de teşekkür ediyorum Volkan Başkan. Tabii ki bölgelerimizden gelen bütün projeler bizim için çok önemli, sektör için çok önemli. Biz de merkez olarak gücümüz doğrultusunda bölgelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Trabzon Kent Konseyi, Trabzon Bölge Temsil Kurulumuzla birlikte yapmış olduğu ortak bir çalışmaydı bu. İnşallah bölgemizdeki meslektaşlarımız da bu projeden fevkalade istifa ederler. Tabii geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımız Firuz Bağlıkaya hem Turizm Bakanımızla hem Cumhurbaşkanımızla
görüşmeler gerçekleştirdi. Bu az önceki altını kısaca çizmiş olduğum konularla ilgili, ta ki bu pandemi başladığı andan itibaren yapmış olduğumuz talepleri yeniledi, yineledi. Biz tabii meslektaşlarımız için bu taleplerimizin sürekli takipçisiyiz, arkasındayız. Mutlaka sektöre can suyu dediğimiz zaman zaman desteklerin verilmesi lazım. De birçok meslektaşımız zaten yaralanamadı, yaralanma fırsatında bulamadı. Bu konular tekrar başkanımız tarafından gerek bakanımızla gerekse cumhurbaşkanımızla dile getirildi. Şimdi Volkan Başkanım çok, tekrar çok teşekkür ediyorum. Son bir şey daha ekleyeyim değerli başkanım. Nermin Hanım ifade etmiş olduğu sertifikasyon programı gerçekten çok önemli. Bölgemizde de bütün Doğu Karadeniz olarak buna otel işletmelerinden, restoranlardan da ciddi bir katkı sağlandı. Bunun sunumu da baktığımız zaman bazı otellerden pazarlaması da gündeme getirilip iyi yapıldığı için o nedenle bölgemizdeki bazı işletmeler gerçekten beklediklerinden daha iyi bir kriz, pandemi ve sıkıntılı bir yıl tamamlıyorlar. Biz önümüzdeki kış, ilkbahar döneminde bütün Doğu Karadeniz olarak yine bu formattaki doğa odaklı, güvenli, hijyeni tercih eden, doğayla baş başa olacak olan, başta iç turizmdeki yerli turistleri, sonra da gelebilecek olan bütün misafirlerimizi ağırlamak için çalışmalar yapıyor olacağız. Ben teşekkür ederim. Volkan Başkan, bugün 14 Aralık tarihi. Evet. Bu hafta sonu Trabzon'a, Karadeniz'e gelinir mi? Gelen ne yapar? Evet, kısıtlamalara rağmen gelinir. Olmadığını kabul ediyoruz. Gelinir. Evet. O kadar çok yapılacak şey var ki Ali Bey. Gelindiği zaman hani eğer iki günleri varsa hızlandırılmış bir program yapılır. Önce Trabzon Havalimanı'na indikten sonra, eğer Trabzon tercih edecekse biliyorsunuz Giresun orada havalimanı da var. 140 kilometre mesafede. Trabzon'un doğusunda 115 kilometre ileride Rize Artvin Havalimanı da bir dahaki sene, önümüzdeki sene itibariyle o da aktif olacak. Ve onun 115 kilometre doğusunda da Batum Havalimanı var. Yani biz baktığımız zaman aslında bu destinasyonu Doğu Karadeniz olarak değil, Batum Gürcistan'da dahil ediyoruz. Çünkü Gürcistan da artık bir bölge iki ülke gibi son yıllarda bizler için çok önemli oldu. Yani Trabzon şehir merkezindeki tarihi yerler edildikten sonra Uzungöl'e gidilip orada öğle yemeği hızlıca yiyip daha sonra Fırtına Vadisi'ne gidip orada konaklanır. Biliyorsunuz Ayder, Kaşgar Dağları eteklerindeki bir yaylamız. Fırtına Deresi üzerinde tarihi taşkemer köprüler var, tarihi zilkale var, yukarıda Palevi Şelalesi var. Daha sonra doğuya doğru devam edip Arhavi'deki çifte kemer köprüler, Mecnun Şelalesi, biraz daha doğuya gidip yukarıya doğru çıkınca Borçka'da muazzam bir kara gölümüz var. 1850 metre rakım geçitli Camili Maciel geçidi ve oradan iniyorsunuz Gürcü sınırındaki organik tarım ve Kafkas arısı, dünyada ırkı bozulmamış iki arı ırkından bir tanesi ve Macahel balı çok meşhur. Tema'nın ciddi destekleri vardı bu balın hani, doğallığını koruyabilmesi proje anlamında. Biraz daha güneye ve doğuya doğru gittiğiniz zaman Şavşat, yine bir karagöl var. Aynı doğal güzellikler döndüğümüz zaman batı tarafında, Giresun'da da var. Yaylalarımız, göllerimiz, orada Perşembe Yaylası. Yapacak inanın çok şey var. Gümüşhane tarafına doğru gittiğiniz zaman bir Karaca Mağarası var. Torul'da gerçekten çok güzel manzaralı bir seyir terası yapıldı. Bayburt'a doğru devam ettiğimiz zaman Çoruh Vadisi'nin, Çoruh Nehri'nin başlangıcı olan yeri. Orada çok doğal modern bir box müzemiz var. Ondan sonra açık alana kurulmuş olan bir etnografya müzesi halindeki Bayburt yaşamını anlatan Kenan Bey'in yapmış olduğu bir açık hava müzesi var. Bayburt Kalesi var. Ta Urartulara varıncaya kadar ki tarihiyle beraber. Gerçekten hani yapabilecek o kadar çok şey var, o kadar farklı minik destinasyonlar var ki şimdiye kadarki en büyük problem bunların tek tek büyük olan hedefe tek tek nişan alıp atılmasıydı. Artık hani bu gücün bir araya getirilmesi gerekiyor. Bir şey daha eklemek istiyorum. Hani bu Orta Doğu pazarında özellikle dalga o kadar büyük ve kuvvetli geldi ki açıktan hani bizler kıyıda paydaşlar olarak herkese yetecek kadar dalga olduğu için
noktasını eline aldı. Gelen dalganın üzerinde sörf yapmaya devam etti. Ama 2 yıldır hani biz bu öngörüdeydik. Pandemi hariç, pandemi olmasa bile 2020 yılda inanın hani artan turizm pazarına rağmen işletmelere ancak 12 ay yetebilecek kadar bir gelir elde edilecekti. Oteller ve ajantalarımıza. Artık hani bu yeni yapılanlarda biz aşağı doğru gidip kendi dalgalarımızı kendimiz planlamamız gerekiyor. Dalgaları da biz yönetmemiz gerekiyor. Sörfü de buna göre profesyonelce yapmamız gerekiyor. Evet. Ben bir şey ekleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Kıvıl Hocam, size dönmek istiyorum. Son olarak ekleyeceğiniz bir şey var. En yakın zamanda Karadeniz sizi bekliyor. Tuğba Hocam. Teşekkür ediyorum programa davet ettiğiniz için. İnşallah bu dönemi hep beraber en güzel şekilde atlatalım. Bu anlattıklarınızdan sonra öncelikle ben Karadeniz'e gelmek istiyorum zaten. İnşallah hani hep beraber yani tüm Türkiye halkı olarak ve tabii yabancı misafirlerimizle beraber Türkiye'nin en güzel yerlerini hep beraber görme şansına sahip olalım inşallah bundan sonrasında. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sizi biraz derse geç bıraktık hocam. Estağfurullah. Çok kıymetli bilgileriniz. Nermin Hanım, son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, öncelikle gerçekten Volkan Hocam'dan, Volkan Bey'in anlattıklarından sonra ben de Karadeniz'i tekrar özlediğimi hissettim. Şunu söylemek istiyorum, bir destinasyonu pazarlamak özellikle gerçekten oranın şu an artık bu pandemiyle beraber hali hazırda ciddi anlamda pazarlama stratejilerini tekrar ele almak gerekiyor. Ve pazarlamayı bilmek çok daha farklı bir şey. Destinasyon pazarlaması çok daha farklı bir şey. İşte aslında hedef pazarları seçimi bile çok önemli. Volkan Bey nasıl örnek verdi Orta Doğu pazarıyla ilgili? Gelen tabii ki ivmeyi çok iyi yakalamak lazım ama her zaman hedef pazarları da çeşitlendirmek lazım. Bunun dışında da artık yeni dünyada bir de mimari çok önemli. Mimarinin yeniden kurgulanması lazım. Ve informasyon alanında da işte gelen tur programlarında çok fazla dijitalleştirilmesi lazım. Bunu ben önemsiyorum. Yani mimari, dijitalleşme ve asıl önemli olan Karadeniz bölgesi için bence tabii ki ekoturizmin, orada organik her şeyin, organik ürünlerin şu aşamada daha fazla ön plana çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Karadeniz örneğiyle diğer bütün bölgelerimize de söylemiş olayım. Çok değerli çünkü ben de çok seyahat ediyorum, bunu da yazıyorum sizin gibi Ali Bey. Ve bu gördüğüm şeyler beni her zaman çok mutlu ediyor. Keşke bunu daha fazla kişiye anlatabilsek. Ben inanıyorum ki önümüzdeki süreçte, pandemi sürecinde bunu ne kadar ön plana çıkarırsak, doğru pazarlama stratejileriyle, özellikle kalkınma ajansları, oradaki bölgedeki otellerle, seyahat ajantaları birliğiyle, sizlerle bir arada çok daha farklı şeyler oluşturulursa, bence tüketiciye, son kullanıcıya da çok güzel bir şekilde ulaşmış oluruz. Ben gerçekten her şeyi pazarlama anlamında bakıyorum. Çünkü satışa giden yol aynı zamanda tekrar ürünü değerlendiren bir yol. Çok iyi yönetilmeli, çok iyi değerlendirilmeli, çok iyi de anlatılmalı diye düşünüyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum Nermin Yurtoğlu, Nermin Hanım. Evet, Volkan Başkan, son eklemek istediğin, son vermek istediğin bir mesaj var mı? Teşekkür ederiz. Aynı davet bizim tarafımızdan da geçerli. Tuğba Hocam, Nermin Hanım, sizleri ağırlamaktan da mutluluk duyarız. Evet. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Tabii bu dönem maalesef ilk başta hani gündeme getirip hani şey yapmak istemedim ama ciddi anlamda da kayıplar oluyor maalesef etrafımızda. Önce bir sağlıklı kalabilmemiz ve sonrasında da bu çalışmaları yapabilmemiz gerekiyor. Herkese sağlıklı iyi günler dilerim. Evet, çok teşekkür ediyoruz Volkan Başkan. Kayıp deyince çok kıymetli bölge ajantalarımızdan Usta Turizm'in sahibi Gökhan Usta geçtiğimiz hafta sonu babasını kaybetti. Çok kısa bir aradan sonra bir 10 saat 12 saat sonra da annesini kaybetti. Evet. Tekrar kendisine Allah'tan sabırlar diliyoruz, başsağlığı diliyoruz. Kendisi de şu anda hastanede, kendisine de acil şifalar diliyoruz. 3 ay önce de arsını kaybetmişti Gökhan Usta. Allah vefat edenlere rahmet, şifa bekleyenlere de acil şifalar versin abi diyoruz. Gerçekten istiyoruz. Çok kıymetli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Birbirinden değerli konuklarımızla birlikte bugün konuklarımız İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkan Vekili Profesör Doktor Ali Tuğba Karabulut ve NEYE Global Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Yurtoğlu ile birlikte TÜRSAP Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanımız Hasan Volkan Kantarcı'ydı.
Bir başka programda görüşmek üzere. Tekrar iyi haftalar, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.